değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar senin de hissene bakmamı istiyorsan bu videonun altında mutlaka yorum yaz hissenin ismini yaz bir sonraki videoda senin hissene de bakalım ama bu videoyu beğenmeyi unutma rica ediyorum değerli dost güzel insan ee, şimdi merak edilen hisselerden bir tanesi işlemir değerli dostlar ee, İşdemir. şimdi teknik bakımında öyle notlarımın arasına bakıyorum da bakmamışım bunu arkadaşlar. Şimdi 10.84'ün altı kapanışlar stop loss kesinlikle olması gereken e, bir seviye. Güzel bir seviye. Olumlu bir seviye. E, oranın altına kapanış yapar ise 10.40'lara kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu çok da önemli bir e, seviye mi? Değildir. Yani 10.84'ü güzel alan 10.40'ı da güzel alır. Ama 10.40'lar kesinlikle altı kapanışlar olmaması gerekiyor. Şuradaki görüntü yani burada daire içerisinde aldığım görüntü çok güzel bir düşeni kırma söz konusu bir kırılım gerçekleşmiş. Burada bir pullback hareketi gelir mi gelebilir önemli şeyler değildir. 12 22'ye kadar gidebilecek bir hedefi var. Ağır ise biliyorsunuz yani bu hisseyi artı 10 yaparak çok göremezsiniz ama gidince de gider yani yani şurada nasıl gittiyse Şurada 6 TL'den nasıl şuradaki seviyelere 14 TL'ye gittiyse bu da gider. Yani yavaş yavaş gider mi? Gidebilir. E, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al tut tavsiyesi hiç değildir. Şöyle bir yazalım isterseniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi 12.22 ya hocam zaten 12.20'ye az kalmış. Yani ne olur? Burada bir satış yeme durumu söz konusu olabilir. 12-22'ler. Dikkat edin bu seviyeye. Ee, burada bir geri çekilme e, gelebilir. O geri çekilme nereye kadar? 11 TL'ye kadar tekrar geri çekilme yapabilir. Hatta 84'e kadar da geri çekilme yapabilir. 12.22'nin üstünde kapanışlar yapmadığı sürece 12.22'ler ee, ve 10.84'ler arasında bir gidip gelme söz konusu olabilir. 12.22'nin üstünde kapanışlar yapar ise hacimli bir şekilde o zaman diyeceğiz ki tarihi zirve 14.70'ler her türlü gelebilir diyebiliriz. Kesinlikle bu benim ön öngörümdür. Ee, yatırım tavsiyesi değildir. Al-Satür tavsiyesi kesinlikle değildir. Ee, hareketli ortalamalar değerli dostlar 50 günlük hareketli ortalama ee, biraz aşasındadır. Ama 20 günlük hareketli ortalamayı kesmiş. E, yukarı kesmiş. Bu da güzel bir şeydir. Güzel bir al sinyalli olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar e, 12-22'nin altı kapanışlar e, bu ise biraz geri çekilme söz konusu yapabilir. 12-22'ler burada güzel bir dirençtir. Bu direnç e, traderlar için satış sinyalli olan bir bölgedir. Oraya dikkat ederseniz öbür türlüsü güzel bir e, yerdedir. Şu an bu görüntü çok güzel olduğunu Söyleyebilirim sizlere. Şimdi bir sonraki isemiz ekgeyo. Evet. Ne demiştik daha önce? 1.75.6 kapanışlar. Kesinlikle stop loss olması gerekiyor. Üstünde olduğu sürece full devam edilebilir. Burada bir ee, duraklama dönemi her zaman yaşayabilir. Şurada. Böyle 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 2.48'e kadar gidebilme ihtimali yüksektir. 2.48'de bir satış yeme durumu söz konusu olabilir. Neden? Çünkü orada bir direnç var. O direnci kıramazsa tekrar bir satış yer. E, ufaktan bir satış yeme durumu olabilir. O satış nereye kadar? 2.20'ye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Öbür türlüsü 3 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı var. Teknik olarak güzeldir. Burada sat, burada al. Burada sat, burada al. Burada sat, burada sat, burada al. Burada al sinyali vermiş durumundadır. Yani e, 5 ay sonra, 6 ay sonra 1.80 e, civarında ee, keşke alım yapsaydım dememek için alım yapılabilir mi Ben şahsi adına alım yapılabilir ama öbür türlüsü bilmiyorum Şimdi bugün ne yapmış bu ise bugün bu ise e, ne kadar alım yapılmış ne kadar satış yapılmış ona bir bakacak e, olur isek alış hacmi 34.27 milyon bakın alış hacmi 34.27 milyon yani alım yapılmış Satış hacmi ise 28.71 milyon. Yani 28.71 milyon satış. Yani adamlar elindeki hisseyi satmış. Bu küçük yatırımcı olabilir, büyük yatırımcı olabilir, senin benim gibi insanlar olabilir, onun bunun gibi insanlar olabilir. Totalde bunları birbirinden çıkardığında fark olarak artı 5.57 milyon TL alım yapılmış. O yüzdendir ki endeksin düştüğü gün artı 1 ile kapatmış bu ise. O da bizim için olumlu bir sinyaldir. Güzel bir sinyaldir. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde neler olur neler biter onu bilmiyoruz. Ama dediğimiz gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alsa tut tavsiyesi hiç değildir değerli dostlar güzel insanlar. Bir sonraki hissemiz merak edilen bir ise Bobet değerli dostlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar burada merak ettiğiniz hisseleri paylaşıyoruz. Şimdi Bobette şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Yani 5.72 e, üstünde kapanışlar gelmediği sürece hisse düzeltme hareketindedir. Satış yeme hareketindedir. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde neler olur diyecek olursanız benim bildiğim bir şey var. 5.12'de benim için çok manyak bir destek var. 5.12'ye yakın yerlerde alım yapar isem... Biliyorum ki e, orta ve uzun vadede üzülmeyeceğim. Üzülmeyeceğim arkadaşlar. Yani 5 12'lere yakın bir yerde alım yapar isem ben üzülmem. Nerede üzülürüm? 5 72'ler dirençtir. Orada oraya gelir satış yer tekrar düzeltme yapar tamam mı? Yani 5 12'lerde alım yapılır. E, 5 72'lerde e, kısa vadeciler için satış yapılabilir. Ama öbür türlüsü formasyon var mı? Var. Dibine kadar var. 6.50'ye kadar gidebilecek bir performansı var. Ha şöyle bir şey de var değerli dostlar. 6.50'nin üstünde kapanışlar gelir ise o zaman lehe abbe bila Ibrahim o zaman koy tekrardan söylemekte fayda var dediğimiz gibi arkadaşlar bu nedir yatırım tavsiyesi değildir. Benim şahsi görüşlerimdir. Kendi destek dirençlerimi paylaşıyorum. Gidebilir, gitmeyebilir. biz destek buradaki rakamları paylaştık diye buradaki rakamlara gidecek diye bir şey yok. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ama burada da çok iyi ettik ya. Vallahi billahi ya. Vallahi hoş bir hisseydi ya. Ya düşünsen arkadaşım burada yeni halka arz olmuş. Çok güçlü bir şirket. Ee, Kanal İstanbul'un en önemli şirketlerinden bir tanesi ve ise satışıyor. Niye yiyor? Panik satışı yapmaya çalışıyorlar. Affeder miyiz? Affetmeyiz. Ağzına bile sıcak. E, ağzına bile e, ekmeği alırız. Adamın elinde. Şimdi var astre kerem. Bunlar önemli şeyler değil. Dediğimiz gibi 5-12'lerin altı kapanışlar olumlu şeyler değildir. Satış yani kesinlikle stop loss koymanız gerekiyor. Her hissede stop loss yeriniz belli olması gerekiyor arkadaşlar. 6 stop loss olması gerekiyor. Üstü olduğu sürece full devam edilir. Buradaki geri çekilmeden çok fazla korkmamanız gerekiyor. 5-72'ler dediğimiz gibi dirençtir burada güç topladıktan sonra 6.50'ye kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Kendi görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki isemiz Arçelik. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Bakın değerli dostlar, güzel insanlar. Yani bizi dinleyen adam umarım umarım yani zarar etmiyordur. Yani çünkü e, biz al sat vermeyiz kesinlikle ama bizi dinleyen adam da baş adam değildir ya yani biliyordur bir şeyler. Şimdi neden arkadaşlar buradan gelmiş 28 82'den gelmiş gelmiş 31 68'e 31 68'de ne yapmış e, destek görevi görmüş. Yani ne diyoruz arkadaşlar? 31.68 altı kapanışlar bizim için kısa vadede stop loss yerimizdir. Öbür türlüsü full devam. Nereye kadar? Devam pardon. 35-34'e kadar devam. Yani buradaki dirence kadar devam edilebilir. Bu 35-34 olur. Ee, bu 36-20'ler olur. Buradaki kanal geniş bir kanaldır. Buradaki direnç e, e, geniş bir dirençtir. Önümüzdeki günlerde 35, 30... 4'leri görebilecek performansı olduğunu zaten sizlere söylemişiz. Kırılım gelmiş. Bir kaldı pullback. Pullback de gelirse artık Yolu açık olabilir. Tabi nereye kadar? 35-34'e kadar. Orada tekrar bir satış yer. 35-34'ün üstünde kapanışlar gelirse o zaman LHP Bilal olur. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Asla tut tavsiyesi değildir. Şimdi bir sonraki isemiz nedir? Aksendir arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar, güzel insanlar. Bizim ana destek hattımız neresidir an itibariyle? 21 21 nereden çıktı ya? 11.40'lar arkadaşlar. 11-40'ın altında kapanışlar gelirse stop koy bir zahmet. Öbür türlüsü 13.90'a kadar leg up Anlatabiliyor muyum? Yani 13.90'a kadar gidebilecek performansı olduğunu söyleyebilirim. Buradaki görüntü güzeldir. Buradaki görüntü daha da güzel olabilir. Çünkü buradaki seviye yani 15 TL'lere kadar gidebilecek performansı var mevcuttur. Değerli dostlar 13.90'da bir satış yeme durumu olabilir. Çünkü orası bir dirençtir. Satış yer düzeltme yapar. 15 TL'ye kadar gider mi? Gidebilir. Öbür türlüsü çok da böyle sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Şimdi Önemli mesele gelelim Bugün alış hacmi yani e, para girişi yaklaşık 14.83 milyon muazzam yani bu ise için çok güzel bir oran e, beğendim yani bu alım işlemini beğendim. Satış işlemi 13.67 milyon yani bugün itibariyle 13.67 milyon satış yapılmış. E, fark nedir arkadaşlar? 1.15 milyon TL bir fark var. Yani 1.15 milyon alım gerçekleşmiş. Yani alım ile satım karşı karşıya geldiğinde alım daha fazla. Anlatabiliyor muyum? Yani adamlar daha fazla alım yapmış. O yüzdendir ki hisse artı üçleri gördü. Bu da bizim için önümüzdeki günlerde güzel seviyelere geleceğine dair alamet göstergesidir. Değerli dostlar. Ama yarın e, örnek diyorum 14.83 milyon satış girer. Alımda 10 milyon olur. Bu sefer ne olur? Hisse eksi 5 yer. Bu tür şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bilmek gerekiyor. E, Tabi dikkat ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Onu bilmiyorum. E, 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bir sonraki hissemiz ne olsun arkadaşlar? mas Evet. Valla değerli dostlar yani şimdi açıkçasını söylemek gerekirse çok manyak güzel bir yerde ee, o kadar güzel bir yerde ki yani ölüm kalım meselesi 60 85'in altı kapanışlar benim için stop loss'tur. Yani bir stop loss'unu belirlemen gerekiyor. O da nedir? 60-85'te stop loss'unu koyman gerekiyor. Ondan sonra ne olur? en güzel direnç 67-65'lerde. Ama burada da bir kırılım gelmesi gerekiyor bir zahmet. Yani şurada 63-95'te hatta 64 TL'de bir kırılım gelmesi gerekiyor. Yani buraya çarpar tekrar geri gelebilme ihtimali var mı? Var tabii ki de. Öbür türlüsü zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa temas etmiş 60-85'e. Ee, burada kırılmış bir anda Gün içerisinde tekrar toparlanmış, kırılmış. Gün içerisinde toparlanmış e, ve burada kıramamış, kıramamış. E, güç toplama evresindedir. Önümüzdeki günlerde daha güzel seviyelere gelebilme ihtimali yüksektir. Dediğimiz gibi arkadaşlar bugün toplam para girişi, alım yani alım yapılan para girişi 34.02 milyon TL'dir. Satış hacmi ise 31.69 milyondur. Eee farkını zaten görüyorsunuz 2.34 milyon e, bir alım yapılmış. Alım ile satım karşı karşıya gelmiş. Alım onu yenmiş. Yani açıkçası bu ise ben diyorum ki arkadaşlar bu ise bir rağbet var. Bu ise alım yapılıyorlar. Bu ise topluyorlar. Birileri bir şeyler yapıyorlar. E, elinde olan adam da satmak istemiyor. Niye satsın adam ya? Manyak mı yani? 77 TL'den 60 TL'ye kadar inmiş. E, yani Tabi ben buna karışamam. Bu ben sizin kararınızı etkilemeye çalışmıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi her zaman stop yerinizi bilmeniz gerekiyor. 60 altında kapanışlar e, gelmediği sürece benim için bir sıkıntı yok. 64.20'ye devam ederim. Orada ufak bir satış gelebilir. Gele, gelir ise sen de ben de yani pardon ben de satış yapabilirim. E, yani ben diyorum benim elimde olan hisseler değil bunlar. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Yani sen ben yapsam, ben atsam, ben satsam, ben nasıl yaparım? Onu size anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ya hocam sende de 100 bin tane hisse var ya. Oğlum anla yani duvara söylüyorum ha. Duvara söylüyorum anla. Özelini al. Abim benim 67 65'e kadar gidebilecek çok güzel bir performansı var. Ee, orada büyük bir direnç var. Güçlü bir direnç var. Orada mutlaka satış yiyecek mi? öyle mutlaka demeyelim ama %99 satış yeme durumu olabilir. Buradaki destek ve dirençleri takip edersen çok da üzüleceğini düşünmüyorum. Stop loss'unu koyduktan sonra çok da önemli şeyler değildir. Dediğim gibi arkadaşlar katıl butonuna katılan dostlarımıza muazzam bakın. Vallahi billahi tillahi çok güzel bir hisse paylaşmışım açıklamasıyla beraber hikayesiyle beraber. Eee yukarı gidecek diye bir şey söylemiyorum. Yani para kazanacaksınız diye bir şey söylemiyorum. Ben sadece grafiğini beğendim, grafiğini beğendim hisseyle paylaştım arkadaşım. Nasıl BMS'de şu an %30 kardaysam Doğuş grupta kardaysam örneğin VBTZ e muazzam bir kar edip gereken açıklama yaptıysam nerede çıkış yaptığımı söylemişsem katıl butonuna. Elbet bunlarla ilgili şeyler de paylaşıyorum. Kendi yapmış olduğum işlemleri paylaşıyorum. Canlı canlı. Daha yatırım yapmadan önce ben gruba paylaşıyorum. Yani katıl butonuna katılan dostlarımıza paylaşıyorum. Orada vergimizi de veriyoruz. Çok şükür devletimize de bir yararımız var. %24 vergimizi alıyorlar. Yani normalde %18'dir ama Bizden bu YouTube'la beraber yüzde %24 vergi de alıyorlar. Alsın canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok yani. E, her zaman. Müşteri böyledir yani. Her neyse merak ettiğin hissen varsa arkadaşlar. Bu videonun altında e, hissenin ismini yazıp. Bu videoyu beğenirsen beni mutlu edersin. Ben de bir sonraki videoda senin hissene bakarım. Bakarız hem sohbet muhabbet tadında olur. E, i̇nşallah güzel de gidiyor arkadaşlar. Yani inşallah Kazanıyoruzdur, vallahi bile iki haftadır, 3 haftadır. Ee, çok şükür, çok şükür, çok şükür. Allah bin bereket versin. Ömrümüzde görmediğimiz paraları bu son iki haftada görüyoruz, yani kazançları görüyoruz. Hele ki bu piyasadayken bu şekilde e, kazançlar elde ediyorsak, Allah bilir rally'de neler yapacağız, Allah bilir. Yani e, Allah bilir, bir de katıl mutuna katılanlar bilecektir. İnşallah, tabii ki. Ee, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alsatlı tavsiyesi değildir. Hemen bir sonraki videoda görüşelim. Kesinlikle bir sonraki videoyu izle arkadaşım.